Organizasyonu güçlü, oyunu güçlü. Ciddi bir takıma karşı oynadık. Analizlerde zaten siz de yıllardır belki seyrediyorsunuz. İstanbulspor'un içeride ya da dışarıda bir oyun anlayışı var. Nerede olursa olsun, hangi rakibe karşı oynarsa oynasın, belirlemiş olduğu bir planlaması var ve buna göre oynar. Dolayısıyla ön alan baskılarıyla oyuna başladık. Çünkü set oyununu, geriden geçiş oyunlarını çok doğru oynamaya çalışan ve ikinci bölge ve üçüncü bölgeyi bu şekilde yoğun bir şekilde pas trafiğiyle, kontrol pas trafiğiyle oyuna hükmetmeye çalışan bir anlayışları var. Biz de tamamen ön alan baskılarıyla rakibin bu güçlü olan yönlerini aslında avantaja çevirmek adına planlamalar yapmıştık. Ki ilk yarıda aslında bunları istediğimiz gibi yaptık. Baskılarımızı çok doğru yaptık. Hataya zorladık. Ama hatadan sonra alınan topları bitiriş anlamında ya da final anlamında biraz beceriksizdik. Şunu çok samimi söylüyorum. 10 kişi kaldığında aslında işlerimiz biraz daha zordu. Keşke 11-11 devam etseydi. Çünkü rakip takım tamamen oyun organizasyonunu ya da planlamasını bir tarafa bırakıp tamamen 9 kişiyle ve kaleciyle birlikte savunmaya geçti. Bu da tabii ki çözülebilir olan oyunu biraz daha zora soktu. Ama ne olursa olsun kendi sahamızda kazanmak adına yapılması gereken, oyuncularımın yapılması gereken bütün her şeyi yaptığına inanıyorum. Ciddi isteklilerdi. Sonuna kadar maçı bırakmadılar. Ama bazen futbolda olmadı mı olmuyor. Bu anlamda kaybettiğimiz için üzgünüz. Burada da rakip takımımızın galibiyetini kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şampiyonla oynuyoruz. Bazen böyle işte sürekli skoru pozitife çevirmek adına eylemler yaparken kalende de bazen hızlı hücumlar yiyebiliyorsun. Tamamen planlama, rakip takımın planlaması böyleydi. Birkaç tane cılız atak dışında çok farklı zorlanacağımız bir pozisyon yediğimizi düşünmüyoruz. Ama dediğim gibi 3. bölgeyi belki çok yoğun oynadık, çok yoğun baskı yaptık ama istediğimiz o golü bulamamamız, oyuncularımızın son vuruşları becerikli olamaması skorun bu şekilde bitmesine sebep oldu. Ama bu maç artık geride kaldı. Hedefin içerisindeyiz. Hedefe giderken her maç kendi içerisinde zor. Dolayısıyla bu maçı artık bizim hanemizde bir tecrübe olarak koymak gerekiyor. Menemen maçını 3 gün sonra oynayacağız. Dolayısıyla bütün hazırlıklarımızı buna göre hazırlayıp burada kaybettiğimiz puanı orada telafi etmek adına yapılması gereken neyse onu yapacağız. Son soruya cevap vereyim. Eren'in şu anda sağlık durumunda herhangi bir sorun yok. O pozisyonda düştüğünde göğsünün üstüne şiddetli bir düşüşü oldu. Dolayısıyla bir spazm gibi bir durum söz konusu oldu. Zorlandım dedi nefes alırken. O ara kendimi bırakmak zorunda kaldım. Nabzım tekrar normale dönsün diye. Şu anda yapılan kontrolde herhangi bir sorunu yok. Rakip takımın hocasının yapmış olduğu herhangi bir yorum onu bağlar. Dolayısıyla saygı duymak lazım. Bu anlamda ona cevap vermenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Biz futbolun doğruları neyse onu oynamaya çalışıyoruz. Pozitif anlamda üretken olmak zorundayız. Buraya gelen bütün takımların birinci amacı şu. Yenmek değil, önce yenilmemek. Yenilmeden bir oyun anlayışı kazanabilirsek ya da bir tane daha atabilirsek kazanabilirsek. Dolayısıyla böyle bir anlayışları var genel anlamda gelen takımların. Bu da bazı sorunları çözerken işte öndeki oyuncularımızın daha kreatif ya da pozisyon yakaladığında da bunları üretebilmesi gerekiyor. 1-0 öne geçtiğinde her şeyin daha rahat olduğu bir durum söz konusu. İşte o skoru yakalamak adına bugün maalesef öne değil mağlup duruma geçince işte bazı şeyler de zor oluyor.